Merhaba, iyi günler. 4 Şubat 2023. Benim doğum günüm. Hayırlı, uğurlu, güzel yaşlar. Ceyhun Atıf Kansu. Sakarya Meydan Savaşı. 10 lira. Ceyhun Atıf Kansu İstanbul'da doğdu. 1919. Eğitimci Nafi Atıf Kansu'nun oğludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara'da gördü. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdikten 1944 yılında bitirdikten sonra çocuk hastalıkları uzmanı oldu. Bir süre Turhal Şeker Fabrikası doktorluğu görevinde bulundu. 1948-1959. Şimdi aynı görevde Etimosut Şeker Fabrikası'nda çalışmaktadır. Şiir ve deneme türlerinde eserler veren sanatçı, önceleri halk şiiri geleneğine bağlı şiirler yazmış, daha sonra yeni şiir akımlarını benimsemiştir. Bu ikinci dönemde yurt sorunlarına eğilerek toplumsal öze önem vermiş, Bağımsızlık Gülü adlı eseriyle Yeditepe Şiir Ödülünü kazanmıştır. 1966. Şiir kitapları şunlardır. Bir Çocuk Bahçesinde 1941. Bağ Bozumu Sofrası 1944. Çocuklar Gemisi 1946. Yanık Hava 1951. Haziran Defteri 1955. Yurdumdan 1960. Bağımsızlık Gülü 1965. Sakarya Meydan Savaşı 1970. Kurtuluş Savaşımızın 50. yıl dönümünde yayınlamaktan övünç duyduğumuz bu güzel destan, ölüm kalım günlerinde Anadolu halkının tarihsel direnişini ve Türk Bağımsızlık Savaşı'na katkısını dile getirmektedir. Ocak 1970 basımı. İçindekiler. Ateş. Dut ağaçları İnegöl'de kanlıydı. Bursa Bıçağı Gençliği. Bursa'da 11 türbe. Gelir Horasan Erenleri. Domaniç Dağları'nda bir yaylı. Anadolu'nun namlusunda son kurşun. Ali Turan. Köyünü düşündü bir ara. Daldı gitti bir tarih dersine. Ant içmişti Bursa Öğretmen Okulu'nda. İlk gördüm paşayı bizlere seslenirken. Şehirler düşmüştü. Asker çekiliyordu. Kral Konstantin'in askerleri. Elamış Hasan'ın torunu Duran. 5 Ağustos 1921. Anadolu İmecesi. Kaman yollarında kanılar. Ankara dayanacaktı. Kara tren yola hazır. Kara tren yola hazır. Tren iyili. 10'lardan biri Çiçek Dağlı Halil. Biri de Süleyman Asaf. 3. Kampanada Ali Turan. Gece. Alagöz köyünde bir ışık. İnegöl'de bir akşam. Onlar Polatlı'da trenden indiler. Kan. Mangal Dağı'nda bir sinsi duman. Kan Kayası benim adım. Türbetepe elden gidiyor. Türbetepe elden ele. Yeni bir gün başlıyordu. Kanlı Çorba. Heraklia geri aldı dudaklarını. Yılan Bahçesi. Yusufçuk Türküsü. Güzelce Kayak Köyü'nün kayaları. Dağıldı tümen. Biz yollardan gelirken siz nereye? Çarpmış, çarpmış, kırılmıştı dalgalar. Ölü bir deniz gibiydi düşman. Soğucak Tepesi'nin serüveni. Çal Dağı'na doğru. Çal Dağı'nda dağların gecesi. Vatandaş kanı. Süleyman Asaf'ın kuşları. Dedem Korkut, soy soylar, boy boylar, bakalım ne söyler. Uğursuz çan sesleri. Aşksız bilme sen halkı. Papulas'ın gizli kutusu. Darmadağın oldu düşü. Maraşlı İsmail'in tüfeği. Alagöz oturumu. 10 Eylül Doğatepe. Taşöyük'ten Recep uyur uyanık. Mintanı kayalarda. Çiftçi Bordos'un arabası ve toprak. Ana sevgi. Bir ateş yaksam toplasam çevresine. En güzel vakti Anadolu'nun. Kızgın deli baran. Gelen halkın sabahıdır.
Bozkır'da üvez ağacı altında Ali Turan'ın düşleri. Günaydın çocuklar. Okul penceresindeki şarkı. Nisan leylakları. Seven kadın tüter sıcacık. Ölüm değmez onlara gerçek. Çıplak dağda bir gece. En güzel düş bu toprakta. Bozkır'da 12. türbe. Sıtma eski derdidir Anadolu'nun. Yiğit seni nereye götürürler? Uyan teğmenim, uyan. Öğretmenim diyorlardı çocuklar. Sesi ot ateşinde yanık. Yaralı yiğidin halk türküsü gelir halkın dağlarından. Mustafa Kemal Atatürk'ten alınma bir söylevden parça var. Bir paragraf. 13 Eylül 1921 günü Sakarya Irmağı'nın doğusunda düşman ordusundan eser kalmadı. Bu suretle 25 Ağustos gününden 13 Eylül gününe kadar bugünlerde dahil olmak üzere 22 gün ve 22 gece aralıksız süren büyük ve kanlı savaş Sakarya Savaşı yeni Türk Devleti'nin tarihine dünya tarihinde çok az rastlanır büyük bir meydan savaşı örneği yazdı. İnönü savaşlarının olup olmadığına ilgili iddialar var. Tarihçilere, araştırmacılara bırakıyoruz. Bu konuda bizi aydınlatırlarsa, yardımcı olurlarsa belgeleriyle memnun oluruz. Kolay gelsin, iyi günler, hayırlı işler.